Beni ilk gördüğü akşam üzerimdeki pembe giysiyi saklamak istediğini söyledi. Ona bir veda armağanı vermek istediğimi söyledim. O da anılarını canlandırmak için bu evde kokusunu duyduğu parfümden biraz istediğini söyledi. Ayrıca ayakkabı, ipek çorap, eldiven ve sıcak tutan bir paltoya gereksinim duyuyormuş. Duygusallık mı? Romantizm mi? İçten mi davranıyor? Neden kuşkulanacakmışım? Belki June çok duygusal ve aşırı duygusal insanlar başkaları kendilerinden kuşkulandığında yalana sığınırlar, dengeleri bozulur. Onların gerçekte farklı oldukları sanılır. Yine de ben June'a inanmak istiyorum. Aynı zamanda da onun beni sevmesi önemli değil gibi geliyor bana. Onun rolü değil bu. Onun aşkıyla öylesine doluyum ki aynı zamanda da öldüğümü hissediyorum. Benden söz ederken şöyle diyor: Aynı anda hem bu denli karamsar hem bu denli canlısınız. O da hem çok karamsar hem de çok canlı. Aşkımız ölüm olurdu. Henry hoşgörüsüz ve kıskançtı. June en güçlü, en sert benlik. Henry ona ne gerekiyorsa alıyor. Öte yandan da böyle yaptığından ötürü ona lanet okuyor. Arkadaşlarının evinde neredeyse onun gözü önünde bir kadına kur yapıyor öykülerini anlatmak için özensiz bir dil kullanıyor. Yine de şu inanılmaz ve modası geçmiş duygusallığa sahip. Sizin evinizde kokusunu duyduğum parfümü verin bana. Önceki gece karanlığın içinde sizin eve gitmek için yokuşu çıkarken kendimden geçmiş gibiydim. Henry'nin sevdiği kadınları asla sevmedim. Yine de şimdiki durumda yeterince açıklama yapmadığını düşünüyordum.'' Şimdi konuşurken Jun'un sesini duyuyorum içimde. Sesimin kalınlaştığını ve daha az güler yüzlü olduğumu hissediyorum. Yüz ifademin değiştiğini hissediyorum. Yürüyüşümü farklı kılan yabancı bir etkinin varlığını hissediyorum. Geçen gece düşümde bir gökdelenin tepesindeydim ve binanın dışındaki daracık yangın merdiveninden inmem isteniyordu. Çok korkmuştum. Bir şey yapamıyordum. Sanki Jun'un kişiliğinde belirli bir kalıp, sınır ve öz yok. Henry'yi korkutan da bu. Onu tam olarak tanımıyor. Benim benliğim acaba belirli sınırları çizilebilir gibi mi geliyor bana? Sınırlarını biliyorum. Kaçındığım kimi deneyimler var. Ancak merakım, yaratıcı gücüm beni bu sınırları geçmeye, kişiliğimi aşmaya itiyor. Düş gücüm beni bilinmeyen, keşfedilmemiş tehlikeli krallıklara yöneltiyor. Bir yandan da hep o temel kişiliğim var ve hiçbir zaman entelektüel serüvenlerimle, yazınsal başarılarımla kendimi kandırmadım. Benliğimi genişletiyor, geliştiriyorum. Tek, bütüncül, bildik, sınırı belli bir aneiz olmaktan hoşlanmıyorum. Beni tanımlamaya kalktıklarında cun gibi yapıyorum. Bir tanımın dört duvarından kaçmaya bakıyorum. İyi miyim? sevecen miyim? Zalimlikte, katılıkta nereye dek gidebileceğimi pek uzağa değil görmeye çalışıyorum. Yine de her zaman gerçek kişiliğime döneceğimi biliyorum. Jun gerçek kişiliğine dönebilir mi? Benim gerçek kişiliğim nedir? John'un ki nedir? Benimki idealizm, ruhsallık, hayal gücü, güzellik duygusu, güzellik gereksinimi, Rimbo tarzı suçsuzluk, belli bir duruluk mu? Yaratmaya gereksinim duyuyorum. Zalimlikten nefret ediyorum. Kötülüğün sonuna dek gitmek istediğimde ise yaklaşmamla kötülük değişi veriyor. Henry ve Juna yaklaştığımda değişiyorlar. İçine girmek istediğim evrenleri bozuyorum. Henry'de yaratma isteği, June'da romantizm uyandırıyorum. Cinsel istek uyandıran bedeni, şehvetli yüzü, erotik sesiyle Jun baştan çıkarıyor ve şehvet uyandırıyor bunu yıkıcı bir deneyime dönüştüren nedir? Onun yıkma gücü var. Benimse yaratma gücüm var. Biz karşıt iki gücüz. Birbirimizin üzerinde nasıl bir etkimiz olacak? Düşünüyorum da Jun beni yok edebilir. Birlikte yemek yediğimiz gün her türlü ahlaksızlıkta, her türlü yıkıcılıkta izlemeye hazırdım. Onu, onun üzerinde bırakacağım etkiyi hiç düşünmemiştim. Onun aşkıyla öylesine doluydum ki onun üzerinde bıraktığım etkiyi önemsemedim. June Pazartesi günü evime geldi. Bu gizemlere, bu gerilim duygusuna bir son vermek istiyordum. Henry'nin yaptığı gibi acımasız ve dolambaçsız bir tavırla sordum: Kadınlardan hoşlanır mısınız? Kadınlar üzerindeki çekiciliğinizi hiç açıkça düşündünüz mü? Yanıtı öyle sakindi ki. Cin fazlasıyla erkeksiydi. Duygularıma karşı koydum. Bunun tümüyle bilincindeyim. Yine de şimdiye kadar duygularımı sonuna dek yaşamaktan hoşlanacağım bir kimseyle karşılaşmadım. Kaldı ki sonuna dek yaşamak tam olarak nedir bilmiyorum. Sonra sorularımdan kaçtı ve beni süzerek şöyle dedi. Ne güzel giyiniyorsunuz. Bu giysi pembe renkte. Kalçadaki modası geçmiş bolluğu, siyah kadife bolero, dantel yaka, göğsü örten dantel. Çok güzel, gerçekten eşsiz. Giyinme biçiminizi seviyorum. Gerçekten de boynunuzdan başka hiçbir yeriniz çıplak değil. Turkuaz yüzüğünüzü, mercan küpelerinizi seviyorum. Elleri titriyordu, heyecanlıydı. Böyle doğrudan sorular sorduğum için utanıyordum. Son derece sinirliydim lokantada sandaletlerimin içindeki çıplak ayaklarıma bakmak istediğini ancak kararsız olduğunu söyledi. Ben de çok istememe karşın onun bedenine bakmaktan çekindiğimi söyledim. Oradan buradan karma karışık bir biçimde konuşuyorduk. Şimdi sandaletlerimin içindeki ayaklarıma bakıyor ve çok güzel. Böyle eşsiz ayaklar görmedim. Yürüyüş biçiminiz de hoşuma gidiyor. Yerli kadınlar gibi diyordu.'' İçinde bulunduğumuz sinirlilik dayanılmazdı. Bu sandaletler hoşunuza gidiyor mu dedim. Her zaman sandaletleri sevmiş ve giymişimdir. Ancak şu sıralarda alacak param yok. Bana verilen ayakkabıları giyiyorum ben de. Bunların aynısı bir çift ayakkabıyı denemek için odama çıkın dedim. Yatağıma oturarak ayakkabıları denedi. Ona çok küçük geldiler. Pamuklu çoraplar giydiğini gördüm ve Cun'u Pamuklu çoraplarla görmek içimi burktu. Siyah pelerinimi gösterdim, çok beğendi, denemesini istedim. İşte o zaman bakmaya cesaret edemediğim bedeninin güzelliğini gördüm, dolgunluğunu, yoğunluğunu gördüm ve görkemi başımı döndürdü. Neden bu denli hasta, çekingen, korkmuş olduğunu anlamıyordum. Ona tıpkı benimki gibi bir pelerin dikeceğimi söyledim. Bir an koluna değdim, geri çekti kolunu. Onu ürkütmüş müydüm? Benden daha duyarlı, daha ürkek başka birisi olabilir miydi? Bence bu inanılmazdı. O anda ürkmüyordum. Aşağıda divanın üzerinde otururken siyah giysinin sizinin önündeki açıklıktan hayranlık uyandıran boynu görülüyordu. Titriyordum. Duygularımın ve söze dökülmemiş isteklerimizin bilincindeydim. Kopuk kopuk bir şeyler anlatıyordu şimdi daha derin bir söyleşiyi örtmek için konuştuğunu biliyordum. Dile getiremediğimiz şeylerin üstüne gitmek için konuşuyordu. Onu gara götürdükten sonra eve şaşkın, tükenmiş, esenlikli ve hem mutlu hem de mutsuz bir halde döndüm. Onu sorguladığımdan ötürü özür dilemek istiyordum. Bu son derece beceriksizce olmuştu ve bana öyle ters geliyordu ki. Ertesi gün Amerikan Ekspres'te buluştuk. Hoşuma gittiğini söylediğim için tayyürünü giymişti. Benden yalnızca kullandığım parfümü ve gül kurusu mendilimi istediğini söyledi. Ben de onun sandaletlerimi almayı kabul ettiğini anımsattım. Önce onu tuvalete götürdüm. Çantamı açtım ve koyu siyah bir çift ipek çorap çıkardım. Hem rica ederek hem de özür dilercesine giyin bunları dedim. Dediğimi yaptı. Aynı zamanda da bir parfüm şişesini açtım. Bundan sürün. June'un giysisinin kolunda bir delik vardı. Mutluydum. June sevinç içindeydi. Aynı anda bir ağızdan konuşuyorduk. Dün akşam size telefon etmek istedim. Dün akşam size telgraf çekmek istedim. June şöyle dedi. Dün trende nedenle mutsuz olduğumu söylemek istiyordum. Beceriksizliğimden, sinirimden, ipe sapa gelmeyen konuşmalarımdan ötürü çok üzgünüm. Ve size söyleyeceğim, öyle çok şey vardı ki ikimiz de birbirimizin hoşuna gitmemekten, birbirimizi düş kırıklığına uğratmaktan korkuyorduk. Akşam Henry'yi kahvede bulmuştu. Kendimi uyuşturucu almış gibi hissediyordum. Aklım, fikrim sizinle doluydu. Sesler iyice uzaktan geliyordu. Esenliğe kavuşmuştum. Gece gözümü kırpmadım. Bana ne yaptınız? şunları ekledi. Her zaman soğukkanlılığımı korumuşumdur. Ne yaptığımı bilmişimdir. Şimdiye deyin kimse aklımı başımdan almadı. Bana açıkladığını, ne olduğunu anlayınca sevince kapıldım. Aklını başından almışım. Demek beni seviyordu. Cun. Lokantada yanıma oturdu. Küçücük, çekingen, silik, ürkmüş bir kız gibiydi. Bense heyecanlıydım. Heyecanımı zor bastırıyordum. Farklı, altüst olmuş, değişmiş, uysaldı Cun. Oysa beni nasıl farklı, ateşli ve güçlü kılmıştı. İlkin bir şeyler söylüyor, hemen ardından sözlerinin saçmalığından ötürü özür diliyordu. Bu alçak gönüllülüğe dayanamıyordum. Ona şöyle dedim. İkimiz de kendimizi kaybettik. Bu ancak insan en içten benliğini açığa vururken olur. Eşi görülmemiş duyarlılığınızı açığa çıkardınız. Çok etkilendim. Bana benziyorsunuz eşsiz anlar düşlüyor ve onları bozmaktan korkuyorsunuz. Ne siz ne de ben kendimizi buna hazırlamamıştık ve bunu uzun süre düşlemiştik. Keyfini çıkaralım. Bu öylesine hoş ki, June sizi seviyorum. Söyleyecek başka söz bulamadığımdan oturduğumuz yere benden istediği gül kurusu mendili, mercan küpelerimi, turkuaz yüzüğümü serpiştirdim. June'un eşsiz alçak gönüllülüğü karşısında ayaklarını asıl serpmek istediğim kandı. O sırada tatlı tatlı, gizemsiz, derinlikli bir biçimde konuşmaya koyuldu. Yürüyerek sandalet satılan dükkana gittik. Dükkanda bizimle ilgilenen korkunç tezgahtar bizden ve açıkça görülen mutluluğumuzdan nefret ediyordu. Sıkıca Cun'un elini tutuyordum, emirler veriyordum. Bize bunu gösterin, bize şunu gösterin. Kadına karşı sert ve buyurgan bir tavır takındım. Jun'un ayaklarının genişliğinden söz edince kadını payladım. Jun, Fransız tezgahtarın ne dediğini anlamıyordu. Ancak kadının terslik ettiğinin farkındaydı. Benimkinin benzeri bir çift sandalet seçtik. Geri kalan tüm sandaletleri beni simgelemeyen ya da beni anımsatmayan ne varsa hepsini geri çevirdi. Benim giydiğim her şeyi o da giymek istiyordu.'' Oysa kendi dediğine göre kim olursa olsun daha önce kimseyi taklit etme isteği duymamıştı. Bedenlerimiz sımsıkı birbirine yapışmış, kol kola, el ele gezintimizi sürdürürken anlatamayacağım bir zevk içindeydim. Kent yitip gitti, insanlar da öyle. Paris'in gri sokakları boyunca yaptığımız gezintinin o cıvıl cıvıl neşesini hiçbir zaman unutmayacağım ve hiçbir zaman betimlemeyeceğim evrenin üstünde, gerçeklerin üstünde, duru duru bir esrikliğin içinde yürüyorduk. Jun'un duruluğunu keşfediyordum. Bu, Jun'un benim sahiplenmem için sunduğu duruluktu ve bunu başka kimseye sunmamıştı. Bana varlığının gizlerini veriyordu. Bu kadının yüzü ve bedeni, onu dokunulmaz kılan, onu dehşete sürükleyen içgüdüleri alevlendiriyordu. Önceden de tahmin ettiğim gibi yıkıcı gücünün bilincinde değildi. Bu gücün içinde hapsolmuş, çözülmüş ve bunalmıştı. Benimle karşılaştığında masum benliğini ortaya koydu. Fantazilerde yaşıyor, Henry'nin yaşadığı evrende değil. Henry tehlikeli ve zehirli bir kadın görüntüsü çizmişti Junes'a. Bana Henry'nin evreninin gerçeklerinden kopuşunu, kendini tümden fantazilere, şılgınlıklara verişini açıklıyordu. Birçok insan Juun'un gerçek kişiliğine ulaşmaya çalışmış ve onun düzsel evreninin gücünü ve yoğunluğunu anlayamamış, simgelerle yaşayan, çıplak gerçeğin karşısında gerileyen Juun'u görememişti. Juun beni katı ve acımasız evrenine sürüklemedi. Çünkü böyle bir evreni yok onun. Düş kurmayı sevdiği için bana geldi. Aynı zamanda da onun kraliçesi olduğu kösnül ve ahlak dışı evrenin kapıları bana yeniden kapandı. Bu beni üzüyor mu? Gerçeklere gereksinim duyduğum sırada June bana geldi. Beni fantazilerimden, düşlerimden kurtaracak gerçek deneyimler istiyordum. Beni somut, sağlam ve bükülmez olayların evrenine hükmeden Henry'den uzaklaştırdı. Yeniden yanılsama ve düşlere saldı. Eğer ikimiz de gerçeklik, sıradan deneyimler için yaratılmış olsaydık ondan hoşlanmazdım. Böylece yanılsama ve düşlere Henry'nin etten kemikten evreninden daha çok gereksinim duyuyorum. Dün bana "Sizin de yapmak istediğim öyle çok şey var ki." dedi. Simgesel değer taşımayan armağan kabul etmiyor. Kendine biraz parfüm satın almak için çamaşıra gidiyor. Yoksulluktan, sıkıntıdan korkmuyor. Ona ulaşmıyor yoksulluk ve sıkıntı. Arkadaşlarının sarhoşluğu bile ilgilendirmiyor onu. Oysa kendi sarhoşluğu öyle değişik ki daha çok taşkınlık biçiminde oluyor. June insanları Henry'nin bilmediği ölçütlere göre seçiyor. June şimdi sonu gelmez öykülerini anlatırken bu sözlerin perde gerisinde gizlice ve kılık değiştirerek yaşayan bir benliğin kaçışlarının bulunduğunu anlıyorum. Nasıl da gece gündüz onu düşünüyorum.'' Dün ondan ayrılır ayrılmaz acı veren bir boşluk duydum ve soğuktan ürperdim. Onun eli açıklığını, alçak gönüllülüğünü, düş kırıklığına uğrama korkusunu seviyorum. Cun'u tanımadan önce düşüncelerimi dile getirmek için böyle savaşmam gerekmiyordu. Konuşmaları gizli tuttuğum yazılarımı andırıyor. Bazen tutarsız, bazen soyut, bazen düşüncesiz. Tutarsızlığı geçiyorum. Çünkü bu böyle buluşmalarımız duygusal açıdan bizi allak bullak etti. İkimizin de hiçbir zaman sunmadığımız, el değmemiş bir benliğimiz vardı. Bu bizim düşsever benliğimizdi. Şimdi bu evrende birbirimizin benliğine girdik. Jun öyle renkli ki onu birkaç günde baştan sona tanımak olanaksız. Benim kendisi için fazla renkli olduğumu söylüyor. Ayrılmak ve sağ duyumuza yeniden kavuşmak istiyoruz ancak ben ondan daha az korkuyorum kendi isteğimle ondan ayrılamam kendimi bırakmak kendimi kaybetmek istiyorum onun yanında her yaptığımı her şeyimi yatsıyorum daha fazlasını istiyorum yazdıklarımdan utanıyorum her şeyi atmak ve yeniden başlamak istiyorum onu düş kırıklığına uğratmaktan ölesiye korkuyorum onun idealizmi çok titiz kutsal bir korku uyandırıyor bende Onunla iken kendimi zamanın dışında hissediyorum. Söyleşilerimiz hep bir yarı sohbet. Görünüşte konuşuyorsa da aramızdaki sessizliğin zenginliğini yakalıyor aslında. Yine de garda treni beklerken elimi tutmak istedi. Paniğe kapılmış gibi koşarak kaçtım. Baş memur piyango bileti satmak için beni durdurdu. Bir sürü bilet aldım ve şans dileyerek ona armağan ettim. Cuna armağan verme isteğimden yararlandı. Oysa Cuna hiçbir şey sunulamaz. Yine de yaşamı sundum ona. Paris'te öldü. Henry'nin kitabını, yengeç dönencenesinin el yazması, okuduğu gece kitabın kabalığı yüzünden öldü. Ben değilim bu. Ben değilim yazdığı. Çarpıtılmış bir imge bu. Benim yalanla yaşadığımı söylüyor. Oysa beni ya da herhangi bir başkasını olduğu gibi görmeyen kendisi. Her şeyi çirkinleştiriyor diye sürekli yineleyerek ağlıyordu. Nasıl da gizli bir dille konuşuyoruz. Alt anlamlar, çift anlamlar, ince ayrımlar, soyutlamalar, simgeler. Sonra Henry'yi Cunu korkutan bir kızgınlık içinde buluyoruz. Henry huzursuz. Birlikte yarattığımız ve bize böyle bir keyif veren bu büyülü güç nedir? Henry gibi dehası olan birisi bunun dışında nasıl kalabilir? Henry'nin inanmadığı neyi arıyoruz? Cunla, olağanüstüyü, olağanüstüyü. Önceleri şiire karşı çıktım, baş kaldırdım. Şiilsel evrenlerimi yatsıyacaktım. Çözümlemeyle, bilimle, Henry'nin dilini öğrenerek, Henry'nin evrenine girerek, düşlerime karşı acımasız davranıyordum kırılgan düş ve fantazilerimi ve aşırı duyarlılığımı şiddet ve hayvansılıkla yıkmak istiyordum. Bir tür intihar. Alçaklık beni uykumdan çekip aldı. İşte o anda Cun çıka geldi ve düş gücümün isteklerine karşılık verdi ve beni kurtardı. Ya da belki beni öldürdü. Çünkü şimdi bir çılgınlık krizine girdim. Cun simgeleri yiyor ve içiyor. Henry'nin simgelerle işi yok. O ekmek yiyor. Ancak ayinlerde dağıtılan, kutsanmış ekmek değil yediği. Jun şimdiye değin maderya şarabını sevmiyordu. Yine de evde bu şarabı sunduğumdan o da içiyor ve kafede bunu ısmarlıyor. Benden ona bir tat. Evimin tatları ve kokuları. Şömineli bir kahve bulmuş ve odunlar yanarken çıkan koku evimdekiyle aynıymış.'' Gözlerimi ona doğru kaldırdığımda bir kız çocuğuna benzediğimi söylüyor. Önüme baktığımda hüzünlü bir havan varmış. İçinde bulunduğumuz yoğunluk sinirlerimizi güç bir sınavdan geçiriyor. Gidiyor olmaktan mutlu, hep kaçış halinde Henry'den kaçmak istiyor. Ancak ben ayrılığa dayanamıyorum. Çünkü fiziksel bir ayrılık bu ve Ju'nun varlığına gereksinim duyuyorum. Onun kaçmak istediği Henry. Bugün Henry'nin geleceğiyle ilgili konuşmak üzere yarım saat yine bir araya geldiğimizde benden Henry ile ilgilenmemi istedi ve kendinden bir parça olarak gümüş bileziğini verdi. Bileziğin üzerinde bir akik taş var. Onun bir simgesi. İlkini almak istemedim. Zaten kendine özgü çok az eşyası vardı. Sonra onun bileziğini takmaktan büyük bir mutluluk duydum. Onu bir simge gibi taşıyorum. Benim için değerli. Jun Henry'nin aramızı bozmasından korkuyordu. Bu nasıl olur dedim. Bir şeyler açıklayarak. Neden korkuyor? Sizi kendimce tanıyorum ve Henry'nin ne düşündüğü beni ilgilendirmez dedim. O sıralarda rastlantıyla Henry ile karşılaştım ve soğuk davranıyor gibi geldi bana. Buna çok şaşırdım. Jun onun huzursuz, sinirli olduğunu ve kadınları erkeklerden daha çok kıskandığından yalnızca onu endişelendirmeyecek şeyleri anlattığını söyledi. Benim özel birisi olduğumu söyleyen Henry şimdi benden kuşkulanıyor. Çılgınlık ekiyor Jun. Jun beni ve ona olan inancımı yıkabilir. Bugün Henry'e benden söz ederken hiçbir şeyi ters anlamasına fırsat vermeyecek biçimde son derece doğal ve açık konuştuğunu söylediğinde ürperdim. Demek Henry'e Anais yaşamını tümüyle sıkıcı buluyor ve bu yüzden bizi yaşamına aldı dedi. Bence bu yanlış. June'un ağzından duyduğum tek bayağılık bu. Ben çok güzel bir June gördüm. Henry'nin yaptığıysa çirkin bir June resmi. Henry'nin sık sık betimlediği tutkuya karşın June ve Henry'nin hiçbir zaman gerçek anlamda bir araya gelmiş, birbirlerine kendilerini bırakmış, birbirlerini sahiplenmiş olabileceklerine inanmıyorum. Fazla bireyci kişilikleri var. Birbirleriyle savaş halindeler. Aşk bir çatışma. İkisi de birbirlerine yalan söylüyorlar ve birbirlerine güvenmiyorlar. Cun bir şeyler yapmak, benim için güzelleşmek, oyuncu olmak, giysiler edinmek için New York'a dönmek istiyor. Oysa bunlar benim için fark etmez. Sizi olduğunuz gibi seviyorum dedim. Cehennem Herkes için farklı bir yerdir ya da herkesin kendi özel cehennemi vardır. Benim cehenneme yolculuğumsa başı sonu olmayan içgüdü ve duygularımın zincirlerini kırdığı, her şeyin arı bir fantaziye ve buna bağlı olarak arı bir çılgınlığa göre coşkulu bir biçimde yaşandığı, varoluşun mantık tanımayan katmanına bir iniş. Hayır cehennem bu değil. Ben oradayken bir sarhoş gibi sefilliğimin çok az bilincindeyim sefilliğim daha çok büyük bir neşe bunun bilincine vardıkça dile getirilmesi güç bir acı duyuyorum dün düşlerimden uyanmaya başladım loş mor bir ışığın çevremizde sessiz bir ortam oluşturduğu bir lokantada jun'la yemek yedik şapkamızı çıkardık şampanya içtik istiridye yedik yalnızca birbirimizi duymaya yetecek kısık bir sesle konuşuyorduk Henry'nin mantıkla onu avucunun içine alarak tanımak için gösterdiği çabalar karşısında nasıl kendini gizlediğinin farkına varmamı sağlıyordu. Başka insanların içtenlikleri, itirafları nasıl güçlü ve canlıysa Jun da yakalanamazlık ve kaçış isteğini aynı biçimde açığa vuruyordu. Ünlü olduğu için Eleonora Dus'a bayılıyor, Danunzio diyor Jun. Dus'un kaleminden geçinen sıradan birisiydi. Hatta bazı oyunları varlıklarını Dus'a borçluydu. O olmasaydı hiçbir zaman yazılamayacaklardı. Ne demek istiyordu? Henry'nin Danunzio kendisinin de Dus olduğunu mu? Ancak Dus öldü ve asıl yazan Danunzio'ydu. Asıl ünlü olan o Dus değil dedim kırgın bir sesle. Yazar olarak benim onu üne kavuşturmamı istiyordu.'' onunla ilgili şeyler yazmamı, Henry'nin çizdiğini yalanlayacak bir portresini yapmamı. Onu gören bir şairim ben. June olmasaydı hiçbir zaman yazılamayacak şeyleri yazacak şairim ben. Ancak yazdıklarımdan bağımsız olarak da varım. June su gibi şampanya içiyordu. Benim gereksinimim yoktu buna. Haşhaşın etkilerinden söz ediyordu. Haşhaşız da benzer durumlar yaşadım dedim. Tüm bunları içimde taşıyorum. Buna sinirlendi. Bir sanatçı olarak bilincimi yitirmeden bu esriklik durumlarını yaşamak istememi anlamıyor. Şairim ben, görmeli ve hissetmeliyim. Uyuşmak istemiyorum. Cu'nun güzelliği beni sarhoş ediyor ancak bunun bilincindeyim. Anlattığı öykülerde çok sayıda çelişki olduğunu da fark ediyorum. Dikkatsizliğiyle bir sürü şeyi atlıyor. Ve öyküleri uç uca getirdiğimde birleşmiyor bir türlü. Bir yargıya vardım. Hep korktuğu ve kaçtığı bir yargıya. Önünde bir örnek süreklilik olmadan yaşıyor. Cuğunu düzene sokmaya çalıştığınızda ne yapacağını şaşırıyor. Bu durum başına birçok kez gelmiş olmalı. Sarhoş olan ve kendine ihanet eden bir adama benziyor. Acaba bunun için mi bana uyuşturucu vermek, beni zehirlemek, kör etmek, aklımı karıştırmak istiyor? yemekte parfümlerden, parfümleri oluşturan maddelerden, karışımlardan ve taşıdıkları anlamlardan söz ediyoruz. Cumartesi günü sizden ayrıldıktan sonra Jean'e bir parfüm aldım diyor kayıtsızca. Jean bana daha önce sözünü ettiği o kadın. Gözlerimden olduğu kadar yüzümden de etkilendiğini söylüyor. Bana verdiği bileziğin tıpkı parmakları gibi bileğimi sıktığı, beni esir aldığı duygusuna kapıldığımı söylüyorum.'' sarılmak için pelerinimi istedi. Sonra gezinmek üzere çıktık. New York'a bilet alması gerekiyordu. Bir sürü denizcilik şirketi ajantasına girdik çıktık. Üçüncü sınıf için bile olsa bilet için Jun'un yeterli parası yoktu ve indirimli bilet almaya uğraşıyordu. O sırada onu düşteymiş gibi izliyordum. Durmadan sigara içiyordum. Çünkü Jun sürekli sigara içiyor yüzü ellerinin arasında yalvararak tezgahın üzerine eğildiğini yiyecekmiş gibi arsızca bakan adama iyice yaklaştığını gördüm Cun ona karşı son derece yumuşak inandırıcı kışkırtıcı ona gülümsüyor Cun'u gördüm katlanılmaz bir acı onun dilenişini izliyordum onun alçalışının değil de kendi kıskançlığımın farkına vardım Oradan çıktık. Karşıya geçtik. Bir polise Roma sokağını sorduk. Ona gereken parayı, aylık paramın tümünü vereceğimi söyledim. Jun, anlattığı bir öyküyü tam bir bitirirken bir acentaya girdik. Jun'un konuşurken, parayı öderken, imza atarken, bilgi alırken takındığı yumuşak ve alttan alan tavrın ve yüzünün adamın aklını başından alışını gördüm gözlemlemek için onlardan ayrı durdum. Düşüm sanki bir kuş tüyü gibi çevremde dolanıyordu. Ulaşılmaz, dingin ve soylu bir cun düşü. Uzakta durdum ve Fransız adamı gözlemledim. Şöyle diyordu Cun'a, ''Yarın benimle bir içki alır mıydınız?'' Cun adamın elini sıkıyordu. ''Saat üçte olur mu?'' ''Hayır, saat altıda.'' diye yanıtladı. Ona kırıtarak candan baştan çıkarıcı bir gülücük attı. Oradan çıkarken aceleyle bana şöyle dedi. Bana çok yardımcı oldu, çok iyi davrandı. Benim için çok şey yapacak. Son anda beni birinci mevkiye alacak. Onu reddedemezdim. Gitmeyi düşünmüyorum. Yine de onu reddedemezdim. Evet, dediğinize göre gitmeniz gerekecek dedim. Garip bir biçimde. Öfkemin saçmalığı midemi bulandırıyordu. Ağlamak üzereydim. Cun'un kolunu tuttum ve buna dayanamıyorum. Buna dayanamıyorum dedim. Dayanamadığım neydi bilmiyorum. Bu öfke onu dilenirken görmekten mi ileri geliyordu? Çılgın ve kızgındım. Neye kızgındım? Cuna değil. Onun güzelliğine. Başkaları üzerinde istemeden bir etki uyandırıyor. Ancak beni öfkelendiren, tanımlayamadığım bir şeydi. Onu dilenirken görmekten miydi bu öfke? Sokak kadınlarını düşünüyordum. Para karşılığı bedenlerini sundukları için namuslu olan sokak kadınlarını. June ise yalnızca sözler veriyordu. Yalan sözler. Oynak kadın. June. Düş nasıl da bozuluyordu. Bunu biliyordu. Elimi tuttu ve yüreğinin üzerinde sıktı. Beni yatıştırmak ve avutmak için yaptı bunu. Konuşuyordu. Benim hissettiklerimle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeylerden söz ediyordu. Bu adama kabaca hayır dememi yeğlerdiniz. Bazen kabalaşıyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama sizin önünüzde kaba olamam onu kırmak istemiyordum. Öfkemin nedenini bilmediğimden tek söz etmeden duruyordum. İçki davetini kabul ya da reddetmek değildi sorun. Bu adamın yardımına gereksinim duymasından kökenine inmek istiyordum. Bir tümcesi aklıma geldi. Benim için her şeyin kötü gitmesi önemli değil. Her zaman bana bir şampanya ısmarlayacak birini bulabilirim. Tabii namuslu orospuların yaptığı gibi ödemeye hiç yanaşmadan borç üstüne borç yiyen bir kadındı bu. Çünkü sonradan cinsel açıdan el değmemiş olmasıyla övünüyordu. Bir altın arayıcısıydı o. Bedeninin kendisine ait olmasından büyük gurur duyuyordu. Ancak bir denizcilik şirketinin tezgahının üzerinde orospu bakışları atarak alçalacak denli gurursuzdu da. Tereyağı almak için Henry ile kavga ettiğini anlatıyordu paraları yokmuş ve para yok muydu ama cumartesi günü size bir ay yetecek kadar para verdim ve bugün pazartesi borçlarımız vardı ve eninde sonunda ödememiz gerekiyordu dedi Jun. Otel odasından söz etmek istiyor sandım. Sonra birdenbire parfüm konusunu anımsadım. Niçin bana cumartesi günü parfüm, çorap ve eldiven aldım demiyordu. Ödenecek borçları olduğunu söylerken yüzüme bakmadı. Sonra başka tümceler ulaştı bana. Çok param olsaydı insanlar onu bir günde harcayacağımı söylüyorlar. Ve kimse nasıl harcayacağımı bilemeyecekmiş. Parayı nasıl harcadığımı hiçbir zaman açıklayamadım. Bu da Cun'un fantazilerinin bir yüzüydü. Yollar boyunca yürüdük ve yüreğinin tüm yumuşaklığı bile acımı yatıştıramadı. Amerikan Ekspres'e girdim. Girişteki iri yarı adam beni selamladı. Bu sabah arkadaşınız geldi ve sanki bir daha geri gelmeyecekmiş gibi bana veda etti. Burada buluşmak üzere sözleşmiştik. Korkunç bir endişe kapladı içimi. Ya Cun'u bir daha bana doğru yaklaşırken göremezsem? Ölmek gibiydi bu. Dün düşündüklerimin ne önemi vardı şimdi ama belki de onu kırmıştım ahlak tanımaz ve sorumsuzdu yine de benim param konusunda gösterdiğim gururum da saçma ve zamansızdı onun yapısını değiştirmek isteğine bulaşmamalıydım benim gibi titiz ve gururlu olmasını ummaya kalkışmamalıydım yalnızca o bağımsız ben bağımlı ahlaklı bir kişiyim henry'nin aç kalmasına göz yumamazdım onu olduğu gibi kabul etmeliydim yarım saatliğine bir an için bana gelse eğer gelirse davranışlarını bir daha hiç tartışma konusu yapmayacağım. O sırada tepeden tırnağa siyah kadifeye bürünmüş siyah bir pelerin ve gözlerinin üzerine inen bir şapkayla Cun geldi. Yüzü her zamankinden solgun ve donuktu. Yüzünün ve gülümseyişinin olağanüstülüğünü gülmeyen gözleri. İnsanların çoğunda güzelliğin, canlılığın, yaşamın eksik olduğunu daha önceki gidişimde hissettiğim Rus çayevine götürdüm onu. Ruslar şarkılarında duygularımızı dile getirdiler. Jun, seslerindeki tutkunun, heyecanlarındaki tutkuya uyup uymadığını merak ediyordu. Şarkılarının zenginliği ve coşkusu bizi heyecanlandırmıştı. Jun, şarkıların bizi yaktığını söyledi. Önce verem olmaktan korktum. Ama şimdi memnunum. Çünkü bu bana daha büyük bir yaşama bilinci veriyor. Bu bana daha yoğun bir biçimde yaşamayı öğretti. Şimdi tüm isteğim bu. Ateşli bir yaşam. Rusların sesleri ve Cun'un ateşli yüzü, menekşe rengi halılar ve vitraylar, tozlu ışıklar ve çalgı tellerinden yükselen serzenişli şarkılar. Cun tüm bunların, şamdanların, tütsülerin, meşalelerin, eşsiz lezzetli likörlerin, egzotik yiyeceklerin bir özü. Çevremizdeki insanlar onun yanında çirkin ve ölü gibi duruyorlar. Jun gülümseyerek ölüme koşuyor. Henry yeryüzüne bağlı olduğundan onun gözü pekliğini izleyemiyordu. Henry kahkaha, yiyecek ve ucuz sevinçler istiyor. Böylece John'u engelliyor. Oysa John ve ben coşkunun ve Rimbo'nun çılgınlığının peşindeyiz. Çılgınlığa her zaman şiirsel ve kutsal bir değer, mistik bir anlam yükledim. Bu, günlük yaşamın yatsınması ve onu aşmak, insanlık durumunu düzeltmek ve sınırlarını aşmak için gösterilen bir çaba gibi geliyordu bana. O sırada Jun'un çılgınlığı bana hoş geliyordu. Tehlikedeki bir insana söylenmesi gereken sağlığınıza dikkat edin türünden sözler bile söyleyemiyorum ona. Yüce ve ateşli bir yaşam biçiminde böyle bir erime istiyordum. Onu gitmek istediği her yerde izlerdim. Ayrılma zamanı gelmişti. Onu bir taksiye bindirdim. Taksinin içine yerleşti. Benden ayrılmaya hazırdı. Ben de kenarda ayakta duruyor, acı çekiyordum. Sizi öpmek istiyorum. Sizi öpmek istiyorum dedi June. Ve dudaklarını uzattı. Uzun uzun öptüm onu.